Arkadaşlar merhaba. Üsküp Eğitim Kurumlarından Ayşe Hoca ben. Bugün sizinle beraber hatırlarsanız geçen hafta bir metin türleri dersi yapmıştık sizinle beraber. Yani bu ben yazdığım paragrafların türlerine göre bakmıştım. Daha sonrasında anlatım biçimlerini işledik. Yani metinlerde hangi şeylere dikkat ediyorum, hangi konulara dikkat ediyorum, yazışımı neye göre yazmam gerekiyor, bunlardan bahsetmiştik. Şimdi de düşünceyi geliştirme yollarından bahsedeceğim. Düşünceyi geliştirme yolları şu şekilde. Aslında ben mesela hani bahsetmiştik ya sizinle birlikte bu anlatım biçimlerinde. Onun alt başlığı gibi düşünebilirsiniz bu düşünceyi geliştirme yollarını. Bazı paragraflarda benim anlatımı biraz daha dikkat çekici kılmak, daha farklı yerlere çekmek için kullandığım şeyler bunlar. Şimdi görünce aslında bildiğinizi anlayacaksınız. Şimdi benim düşünceyi geliştirme yollarımda arkadaşlar toplam 6 tane düşünceyi geliştirme yolum var. 4 tane anlatım biçimi, 6 tane düşünceyi geliştirme yolları. Sorularda da bana genellikle arkadaşlar bunun kalıp olarak soruyor zaten. Hangi düşünceyi geliştirme yoluna başvurulmuştur şeklinde soruluyor. Dediğim gibi 6 tane tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, benzetme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma şeklinde 6 başlığım var. Bu 6 başlıktan ben arkadaşlar size şimdi hem örneklerle beraber hem de tanımlarını yapa yapa ilerleyeceğim. Geldim ilkine, yani tanımlamaya. Bir paragrafta tanımlama nasıl yapılır? Diyorum ki bir kavramın, varlığın ayırt edici özellikleriyle ortaya çıkmasıdır. Bu nedir sorusunun karşılığını tanımdır diyor. Şimdi benim arkadaşlar tanımlamada bakacağım ilk şey ne biliyor musunuz? Tanımlamada mutlaka arkadaşlar bu nedir sorusuna cevap var. Ve genellikle açıklama anlatım, yani açıklayıcı anlatım şeklinde kullanılır dedim. Açıklayıcı anlatım neydi zaten arkadaşlar? Bilgi vermek için kullanılıyordu. Değil mi? Ben metinleri bilgi vermek için yazıyordum. Tanımlama da yine aynı şekilde bilgi verilen, bu nedir, ne sorularına cevap veren şekillerime tanımlama diyorum. Örneğe bakalım. Hayat, zorluklarla baş edebilme, onları yenebilme sanatıdır. Yaşadığının farkına varabilmektir. Sadece soluk alıp vermek değil, o soluğun farkına, bilincine varabilmek, onu özümsemektir diyor. Şimdi benim burada buna tanımlama denebilmesi için sorum ne peki sizce arkadaşlar? Hayat nedir? Sorum bu. Diyorum ki hayat nedir? Siz de diyorsunuz ki hayat zorluklarla baş edebilme, onları yenebilme sanatıdır. Yaşadığının farkına varabilmektir. Farkındaysanız arkadaşlar burada zaten bir açıklayıcı anlatım var, değil mi? Açıklayıcı anlatımda düşünceyi geliştirme yolu olarak da arkadaşlar tanımlama kullanmışım. Bu nedir sorusuna cevap vermişim. Tanımlamada dediğim gibi bilmem gereken bu nedir sorusu ve mutlaka açıklayıcı bir anlatım olması. Bir diğerine geldim, karşılaştırma. Şimdi normalde zaten karşılaştırmanın ne olduğunu biliyorum. İki durumu birbiri hakkında karşılaştırıyorum. Daha doğrusu birbiri hakkında yorum yapıyorum. Benzerliklerini, farklılıklarını söylüyorum. İki durumun benzerlik ya da farklılıklarını söylüyorum. Değil mi? Bakalım şimdi. Diyelim ki iki kavramın veya varlığın çeşitli yönlerden farklılıklarını ya da benzerliklerini belirtmektir. Yani benzerliklerini ya da farklılıklarını belirteceğim. Karşılaştırmada genellikle en, daha, pek, çok, oldukça sözcüklerini kullanacağım. Yani bunları karşılaştırırken mutlaka arkadaşlar daha, o bundan daha güzel, daha pahalı, en güzel gibi burada kullanacağım şeylere bakacağım. Şimdi karşılaştırmada iki farklı durum vardı, şimdi bakalım. Öyküye bir romanmış gibi yaklaşmak, onu romanın başlangıcı saymak doğru bir görüş değildir. Roman, olay, zaman ve kişiler bakımından daha geniş kapsamlıdır. Öykü ise daha yüzeysel ve daha az ayrıntılı bir türdür. Romanda birden çok olay, kahraman ve yer geçerken öyküde genelde tek bir olay, kahraman ve yer üzerinde durulur ya da kurulur diyor. Şimdi karşılaştırmaysa eğer benim düşünceyi geliştirme yolum, hangi iki durumu karşılaştırıyorum ben arkadaşlar? Diyorum ki öyküde bu şekildedir, romanda ise bu şekilde. Yani öykü ve romanda kullandığım iki farklı durumu arkadaşlar karşılaştırıyorum.
Yani bunda diyorum ki roman şöyleyse öykü daha az kapsamlıdır, daha çok olaydır gibi. Farkında mısınız kullandığım kelimelere? İkisini birbiri arasında yorum yaptığımın hepimiz farkındayızdır diye düşünüyorum burada. Kullandığım kelimelerden zaten iki farklı durumu karşılaştırdım. Örneklemede arkadaşlar, önemlidir örneklemede. Yani burada vereceğim şeylerde örnekleri zaten hangi durumlarda veririm ben? Bir kavramı, düşünceyi açıklamak için farklı farklı birbirine benzer kavramları ardı ardına sıralıyorum. Bir düşünceyi ifade edebilmek için çeşitli kavramlara, olaylara ve isimlere yer vererek düşünceyi somutlaştırmaktır diyor. Yani somutlaştırmak neydi? Biraz daha görebildiğim, kanıtlayabildiğim şeyler olmasını sağlamaktı. Yani ben burada örnek vererek arkadaşlar olayı biraz daha gerçekçi hale getirmek istiyorum. Genellikle örneğin, mesela gibi de kullanılır, aklınızda bulunsun. Usta yazarların belli tarihler arasında sıkıştırılamayacağı bir gerçektir. Böyle yazarlar zamanın, tarihin sınırlarını zorlar. Bu yüzden o yazarların sesini, üslubunu her çağda görebiliriz. Geleceğin, umudun, yeniliklerin ışığını yakan onlardır. Homeros, Karacaoğlan, Nazım Hikmet savaşlardan, sınavlardan geçerek toplumu aydınlattıkları için bugünlere gelmiştir diyor. Ne yaptım? Burada geleceğin, umudun, yeniliklerin ışığı dedim. Örnek verdim, Homeros, Karacaoğlan, Nazım Hikmet dedim. Bunları verirken arkadaşlar örnekleri bol bol yararlandım. Buna ben işte örnekleme diyorum. Yani bir kavramı daha ayrıntılı şekilde anlatmak için, daha somutlaştırmak için, burada dediği gibi gözler önüne sermek için farklı farklı virgül kullanarak örnekler veriyorum. Geldim tanık göstermeye. Tanık gösterme neydi arkadaşlar? Bir diğer ismini burada yazıyor. Alıntı yapma diyorum. Alıntı yapma ne demek? Burada ben diyorum ki şöyle bir şeyden bahsediyorum mesela. Diyorum ki insanlar şöyle şöyledir. İnsanlar yardımsever olmalıdır diyorum mesela. Bir fikrim var. Daha sonrasında diyorum ki Mevlana da bu konuyla alakalı şunu demiştir. O söylediğim sözü arkadaşlar şu şekilde tırnak işareti adı altında yazıyorum. O söylediğim söze, aldığım söze de alıntı diyorum. Buna metin içinde kullandığımda tanık gösterme diyeceğim. Önemlidir ve sıklıkla çıkar arkadaşlar. Bir düşünceyi ifade edebilmek için uzman bir kişinin ismine ve sözüne yer vermektir. Diğer bir ismi de alıntı yapmaktır diyor. Bakalım. Yaşam insanı genellikle zorlar. Ve bu hayatta zorlanan insan da yaptıklarının farkına pek varmaz. Yaptığının farkına varamayan insan kendini büyük bir boşlukta bulur ve taklide yönelir. Samuel Jason'ın söylediği gibi insanların çoğu kez yanlış ve tuhaf hareketlerde bulunmaları benzemedikleri insanları taklit etmeye kalkışmalarından olur diyor. Yani ben burada bir benim fikrim var, bunu söyledim, bir fikrim var benim burada. Daha sonrasında dedim ki benim söylediğim için uzman bir kişi. Samuel Jason, uzman kişi. Adını verdim. Daha sonrasında adamın sözünü söyledim. Yani burada da sözüne yer verdim. Anladın mı? Burada dikkat edeceğim ismi olması, sözünün içinde olması, şunu tırnak olarak düşünmem gerekiyor. Tırnakla ben bu sözü veriyorum arkadaşlar kendi fikrimden sonra. Benzetmeye geldim. Benzetmede hatırlarsanız arkadaşlar benzetme normal sanat olarak kullandığımda da 4 başlık altında inceliyordum ben benzetmeyi. Diyordum ki benzetme yaparken bir benzetme edadım var, benzeyenim var, benzetilenim var, benzetme yönüm var, değil mi? Zayıf olanı güçlü olana benzetiyordum. Yani bir benzeyen vardı, bir benzetilen vardı, benzetme yönü, benzetme edatı vardı. Hatırlıyorum değil mi benzetme nasıl yapıldığını? Kaplumbağa gibi yavaş yürüyordu diyordum mesela. Burada bahsettiğim yavaş yürüyor dedim. Burada yavaşlık mesela benim benzetme yönümdü gibi benzetme edatımdı. Burada kaplumbağayı insana benzetiyordum. Pardon, insanı kaplumbağaya benzetiyordum değil mi? Yavaşlığı noktasında burada gördüm benzetmeyi. Daha sonrasında kavramıma geliyorum.
İki kavramdan, varlıktan anlamca zayıf olanın güçlü olana yaklaştırılması, yani benzetilmesi. Zayıf olan güçlü olan. Gibi, sanki, adeta sözcüklerini sıklıkla kullanıyorum ben benzetme yaparken. Diyor ki, kış mevsimi buralarda Sibirya gibi geçmekteydi. Kasım ayından neredeyse Nisan ayına kadar kahverengi toprağı görmek mümkün olmuyordu. Kış mevsimi buralarda Sibirya gibi geçmekteydi kısmında arkadaşlar. Bahsettiğim Sibirya gibi. Ne? Sibirya gibi soğuk. Sibirya gibi kış. Değil mi? Burada kullandığım gibi edatıyla ben arkadaşlar bunu benzettim. Aynı şekilde kış mevsimini buralara göre de benzettim, değil mi? Burası dedim Sibirya'ya göre şöyle böyle gibi. Bunu benzetme edatını da kullanarak yaptım. Şimdi sayısal verilerden yararlanma arkadaşlar sıklıkla kullanılır metinlerde ve gözünüze direkt olarak çarpar zaten. Bunu bulması da son derece kolaydır. Diyor ki bir düşünceyi inandırıcı kılmak için rakamların, istatistiklerin, grafiklerin ve anketlerin kullanılmasıdır. Yani ben burada bir düşünceden bahsediyorum, bir fikirden bahsediyorum. Mesela işlemiştik sizinle haber yazılarında görüyorum ben bunu. Haber yazısı var burada. Onu daha inandırıcı kılmak için rakamlardan, grafiklerden, anketlerden, sayılardan, oranlardan bahsedeceğim mesela. Bunların kullanılmasını arkadaşlar ben sayısal verilerden yararlanma diyorum. Hatırlarsanız zaten Türkçe'de genellikle ben yazıyla yazıyordum rakamlarımı. Böyle yazdığımda zaten direkt fark ediliyor. Nasıl? Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. EGM'nin açıkladığı verilere göre bu yılın Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayına göre 46,36'lık bir turist artışı yaşanmaktadır diyor. Burada kullandığım 46 tam onda 36'lık olarak pardon %36'lık olarak kullandığım kısım benim neyim arkadaşlar? Sayısal verim. Anlatımı. Verim yazmayayım şuraya. Sayısal veri yazayım. Aa ne oldu? Bir saniye. Sayısal veri olarak kullanıyorum burada. Silgiyi de alabilirsem. Şöyle. Sayısal veri olarak yazdım. Burada anlatımı daha inandırıcı kılmak için, daha detay vermek için kendisi hakkında kullanıyorum arkadaşlar genellikle. Geldim şimdi. Burada toplam 6 tanesi hakkında arkadaşlar benim bilgim var farkındaysanız. Hepsinden bahsettim sizinle beraber. Önce dedim ki tanımlama bu nedir sorusuna cevap verir paragrafta. Daha sonrasında iki veriyi birbiriyle karşılaştırırım. Benzerlikleri ve farklılıkları noktasında. Daha sonrasında örneklerim var. Örneklerle mesela örneğin diyerek bunu gösteririm. Tanık gösteririm. Ben böyle düşünüyorum. Bakın o da böyle diyor. Uzman da böyle diyor şeklinde tanık gösteriyorum. Benzetmeyi zaten biliyorum. Sayısal verilerden yararlanma şeklinde toplam 6 tane benim arkadaşlar. Bununla alakalı düşünce geliştirme yolum var. Şimdi metinlerde bunlar nasıl kullanılıyor? Ben sorularda nasıl bunu bulacağım? Ondan başlayalım. Şimdi birinci soruma baktım. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Zannediyorum ki kazanım sorularından almıştım bunu. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi metni beraber okuyalım. İtfaiye görevlileri merdivenle Cem'i ve kedisini kurtardılar. Cem, itfaiye merdiveninin ucundaki kutuya hayran kaldı. Onu Luna Park'taki çarpışan arabalara benzetti. Ama bu uçan bir arabaydı. Cem'in korkusu gitmişti. Uçan bir arabadan aşağıyı seyretmek çok güzeldi. Aşağıdaki kalabalığı gördü. Herkes kendisine bakıyordu. Hangisini söylenemez diyor. Şimdi burada arkadaşlar baktığımda diyor ki olay yazısından alınmıştır. Bir olay yazısı mı? Evet. Yani burada baktığımda arkadaşlar ben burada bir Cem'den bahsediyorum. Cem'in başına gelen olaylardan bahsediyorum. Dolayısıyla bir olay yazısından bahsedebilir miyim? Evet. Daha sonrasında üçüncü kişi ağzından yazılmıştır diyor. Şimdi Cem burada arkadaşlar ben, benim, yaptım, ettim gibi kullansaydı birinci derdim. Ama gitti, gitmişti, bakıyordu, güzeldi gibi kullandım. Üçüncü kişi ağzı doğru. Bakalım şimdi arkadaşlar kişileştirme var mı?
Şimdi diğer şıkkıma baktım arkadaşlar. Ceyhan da zaman belli değildir diyor. Zamanla alakalı herhangi bir bilgi var mı? Zannetmiyorum. Yani bu herhangi bir durumdan, bir kesitten bilgi verilmiş burada. Zaman da belli değil. Doğru. Ama herhangi bir kişileştirme, yani insan dışı bir varlığın insan özellikleri almasına diyordum ben kişileştirme diye. Öyle bir durum yok. Yani cevabım o yüzden Denizli. Geldim. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. Farkında mıyım burada? Düşünceyi geliştirmek için yazdı. Soru olarak sordu bana. Bakalım. Bir mevsimi diğerine ye tutmak ne kadar doğru bilmiyorum. Bütün çiçekleri bir örtü gibi saran karı görünce kışı. Bin bir renkle doğayı şenlendiren çiçekleri görünce ilkbaharı sevmemek mümkün mü? Ya tüm olgunluğuyla meyvelerin canlılara sunan yazı ve yarattığı hüzünlü duygu dünyamızı coşturan sonbaharı ne yapmalı diyor. Şimdi, 1. Sayısal veriler kullanılmış mı arkadaşlar? Herhangi bir oran, anket? Hiç zannetmiyorum. Tanık gösterme var mı? Burada. Tanık gösterme, yani şu şekilde birinin sözünden bahsediyor muyum? Hayır. Şimdi ya örnekleme diyebilirim ya karşılaştırma diyebilirim. Şimdi örneklemede arkadaşlar ben daha çok virgülle ayrılan birbiri ardına cümlelerden bahsediyorum. Ama burada yazdan bahsediyorum. Yaz bittikten sonra kışı bahsediyorum. Yani bunların aslında ben özelliklerini birbiri arasında karşılaştırıyorum, değil mi? Kıştan bahsettim. Yazdan bahsedeceğim, sonbahardan bahsediyorum. Bunları devam ettirdiğim için arkadaşlar birbiri arasında da bir karşılaştırma yapıyorum. Mevsimler arası karşılaştırma yapıyorum. Tamam mıyız? O yüzden cevabım C. Hangi parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor bu sefer. Divan şiirini anlamaktan çok duymak ve izlemek gerektiğine inanırım. Yenisinden bu yönüyle ayrılır. Sanki son derece alımlı, hoş, ancak kafası pek çalışmayan bir gence benzetilirmiş gibi gelir bana. Çünkü çoğunda sözcükler bir konuyu oluşturmak için değil de bir biçim özelliği yaratmak için bir araya gelmiştir. Şimdi bunu daha çok sonraları lisede göreceğiniz bir konu arkadaşlar. Bu divan şiiri. Eski dönemle alakalı bir şiirden bahsediyorum size. Burada divan şiiri diye diyor ki divan şiirinde her şey diyor sanki bir şey anlatmaktan ziyade bir kalıp yaratmak için diyor. Dediğim gibi detaylarını bilirseniz zaten paragrafı anlarsınız. Burada divan şiirini anlamaktan çok duymak yenisiyle divan şiiri karşılaştırdığı için arkadaşlar ben burada iki farklı durumu karşılaştırıyorum. Divan şiiri böyle böyle diyorum. Anlatmaktan çok şöyledir böyledir gibi diyorum. Yenisinden de bu yönüyle ayrılır diyorum. Yani yeni şiirle eski şiir, yani divan şiirini birbiri arasında karşılaştırıyorum. Dolayısıyla yine cevabım karşılaştırma. Geldim. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. Şimdi cümleye zaten, yani paragrafa bakmadığınızda da ben yorum yapabildiğinizi düşünüyorum bu konu hakkında. Bundan 65 yıl önce biz narlı kapılılar İstanbul'dan 5 metrelik keresteden üretilmiş yelkenli sandallarımızla İzmit Körfezi'ne gelirdik. At kuyruğu kılından ördüğümüz oltalarla balık tutardık diyor. Şimdi 65 yıl önce 5 metre karelik olarak verdiğim şeyler benim arkadaşlar ölçü ya da zaman için kullandığım kısımlarda kullandığım sayılar, yani rakamlar arkadaşlar benim ne? Sayısal verilerden yararlanma. Dediğim gibi son derece basit şekilde bulunan bir soru. Bu parçanın, bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır diyor. Şimdi vurulanlar var, vurulmayanlar var, bakalım. Şarkıların söz ve ezgilerinde kalitesizlik yarışı varken iyi şarkı küllerinden doğuyor gibi zamanı direnir. Yani tıpkı bir kale gibi. İyi şarkı kişiliğini korudukça er ya da geç hak ettiği saygıyı görecektir. Şimdi benim arkadaşlar gözüme çarpan birkaç bir şey oldu. Şimdi en kolay bulması gereken, tıpkı bir kale gibi. Ne bu? Söylediğinizi biliyorum. Benzetme. Eledim.
İyi şarkı kişiliğini korudukça, iyi şarkının kişiliği, saygı duyması, şarkının kişiliği olması ne bu? Kişileştirme. Eledim. Şarkıların söz veya ezgilerde kalitesizlik, iyi, saygı gibi kullandığım şeyler de arkadaşlar benim aslında karşıtlıklardan yararlanma. Yani direkt olarak zıt anlamdan bakmıyorsunuz burada karşıt dediğim şeyde. Mutlaka bir zıtlıktan ziyade karşıt durumdan bahsediyorum. Yani mesela burada kalitesizlik yerine kullanılan iyi gibi. Burada bahsettiğim yerde de mutlaka benim arkadaşlar küllerinden doğmak, direnmek gibi kullandığım kelimeler karşıtlık yaratıyor. Öyküleme için zaten ne gerekiyordu arkadaşlar? Mutlaka bir olay, kişi, zaman ya da mekan gerekiyordu. Dördü olması gerekiyordu benim öyküleme yapabilmem için. Bunlardan hiçbiri yok bu metinde. Geldim diğer soruma. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. Düşünceyi geliştirmek için. Zaten ben baktığımda o zaman arkadaşlar benim eleyecek bir şıkkım var bile gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu zaten şu düşünceyi geliştirme yolu. Bu da. Bu da. Ama bu ne? Tartışma. Bu bir anlatım biçimi arkadaşlar. Yani size eğer düşünceyi geliştirme yolu soruyorsa zaten tartışma oyun dışı. Baktım. Yazar. Denemede kişisel görüş ve bilgilerini kanıtlama gereği duymaz. Ancak makalede bu görüşleri bilimsel bir metotla sunmak ve kanıtlamak durumundadır diyor. Ne yaptım ben burada? Dedim ki deneme biliyorsunuz ki düşünceyle alakalı bir yazı türü. Deneme burada. Ancak makalede buldum makaleyi. Makalede bu görüşleri bilimsel bir metotla sunmalıdır dedim. Makale ve denemeyi birbirine karşılaştırdım değil mi? Deneme burada, makale burada birbiriyle karşılaştırdım. Dolayısıyla cevabım Denizli. Hemen geçiyorum. Hemen baktım bir diğer soruma. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır diyor bu sefer. Bakalım. Çocuğun yetiştirilmesi sadece aileyi ilgilendirmez. Bütün toplumu ilgilendirir. Gelecek olanlara teslim edilmiştir çünkü. Öğretmenin buradaki rolü iyice artmaktadır. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır sözünü Atatürk bu bilinçle söylemiştir diyor. Şimdi tırnakları gördüm. Gördün mü? Gördüm. Bir kişiden bahsediyorum. Birinin sözünden bahsediyorum. Tanık göstermedi ne demiştim size arkadaşlar? Bir kişinin adını verecektim. Bir de onun sözünü verecektim. Adı kısmında Atatürk'ü gördün mü? Atatürk yani sözü söyleyen olarak burada. Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır şeklinde burada arkadaşlar. Onun ben sözüne de yer verdiğime göre bu nedir? Tabii ki tanık gösterme dediğim gibi bulması son derece kolay olan şeylerden biri tanık gösterme. Geldim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. İnsanlar çoğaldıkça tarım alanları azalıyor. Nüfus artış hızının ivmesi artması bile 40 yılda 6 milyara varan dünya nüfusu 21. yüzyıl sonunda yaklaşık 40 milyarı bulur. Ne yer ne içer bu insanlar diyor. Demiştim size arkadaşlar karşılaştırma yani örnekleme tanık gösterme sayısal verilerden yararlanma diyor. Burada bir metin hakkında daha arkadaşlar farkındaysanız böyle bir açıklayıcı metin gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha bilgi vermeye çalışıyor. Burada da neden bahsediyor? 40 yıl diyor, 6 milyar diyor, 21. yüzyıl, 40 milyar. Burada bahsettiği şeyler ne arkadaşlar? Hep sayılardan bahsediyorum. Dolayısıyla artık ben burada sayısal verilerden yararlanıyorum. Geldim bir diğer soruma. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır diyor. Bakalım. Gençliğimde deliler gibi sevdiğim kadını yıllar sonra karşımda bulunca şaşkınlıktan dona kaldım. Boynundan göğsüne sarkan bir gerdan, şişmiş göz torbaları ve kütük gibi bir bel.
Bu muydu uğruna acı çektiğim kadın? Tüm sonradan görmeler gibi vücudunun her yerine döktüğü o kötü koku onu iyice sevimsiz yapmıştı. Şadancığım diye sarılmak için bana doğru hamle yapınca elimde olmadan bir adım geri kaçmışım. Şimdi ne diyebilirim arkadaşlar burada? Duyulardan yararlanma diyor ilk şık olarak. Duyulardan bahsediyorsam neyden bahsediyorumdur? Görme, koklama, işitme bunlardan bahsediyorumdur değil mi? Zaten bunları bana anlattığına göre, burada betimlediğine göre bir görme durumu var. Sonra burada diyor ki sinmiş koku diyor bir yerde. Kötü koku. Değil mi? Yani ben burada arkadaşlar burunla alakalı bir duyumdan bahsettim. Sonra şadancığım diye seslendi bana burada. Yani kulakla ilgili arkadaşlar. Yani hem tat, görme, tat ve aynı zamanda seslenmeyle alakalı, ses olarak da, işitmeyle alakalı da ben burada ne yaptım? Duyularıma yer verdim. Dolayısıyla duyularım var. Örneklendirme dediğinde burada diyor ki boynundan göğsüne sarkan bir gerdan, şişmiş göz torbaları ve kütük gibi bir bel. Burada kullandığı ne arkadaşlar burada? Ayrıntı veriyor. Kadınla alakalı virgüller kullandırarak örneklendirme yapıyor. Daha sonrasında diyor ki betimleme. Betimlemeden kastım ne arkadaşlar burada? Bahsettiği kadın benim gözümün önüne geldi. Gözünü kapattın. Sarkan gerdanı, şişmiş göz torbaları. Gözünün önüne canlandı mı artık bu bir fotoğraf karesi olarak kadın? Daha sonrasında burada arkadaşlar dolayısıyla da bir betimleme var. Cevabım öyküleme. Burada bahsettiğim arkadaşlar yer, zaman gibi bir kavram yok. Betimlemede daha çok ne demiştim size? İnsanların gözünün önünde canlandırmaya çalışıyordum. Bir fotoğraf karesi gibi. Aynı şekilde bu kadın da öyle canlandı. Dolayısıyla betimleme var ama bir öyküleme yok bu metinde. Geldim diğer soruma. Parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerin hangisine başvurulmuştur diyor. Zengin bir adam tatsız, sıkıntılı bir hayat sürmekteyken kıt kanaat geçinen biri hayattan her türlü zevki almaktadır. İşte mutluluk dediğimiz şey de zaten budur. Bu hayattan zevk alabilmek gücüdür. Filozof da dünyada mesut dediğimiz insanların en göze çarpan özellikleri kendilerinde yaşama zevki olmasıdır diyor. Şimdi düşünceyi burada arkadaşlar geliştirmek için geliştirme yollarından ilk gözüme çarpanı size hemen söylüyorum. Burada eğer ben bir adamın adından ve sözünden bahsediyorsam ne vardı burada arkadaşlar? Mutlaka hem adı hem sözü varsa ben buna tanık gösterme derdim. Yani dolayısıyla burada bir tanık gösterme var. Ben zaten şıklar arkadaşlar bana öyle verilmiş ki tanık gösterme başka yok. Ama burada bir de karşılaştırma diyor. Karşılaştırma nerede peki? Zengin bir adam. Tatsız, sıkıntılı bir hayat sürmekteyken kıt kanat geçiren biri. Yani şurada arkadaşlar zengin biriyle aslında ben fakir bir adamı karşılaştırıyorum. Dolayısıyla da bir karşılaştırma söz konusu. Tamam mıyız? Anlıyoruz diye düşünüyorum. Zaten bulması son derece basit. Geldim. Yukarıdaki şiirde temayı güçlendirmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır diyor. Uyuşamayız. Yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Seni yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen aşk dünyası görürsün, ben kemik. Şimdi benim arkadaşlar dikkatimi en çok çeken ne burada? Sen ve benden bahsediyorum. Sen şusun diyorum, ben buyum diyorum. Dolayısıyla burada kullandığım şeyde ne var öncelikle bir? Söylediğinizi duyuyorum. Karşılaştırma var değil mi? Sen şusun ben buyum diyorum. Karşılaştırıyorum. Bakayım şurada bir karşılaştırma var. Bu şıkları hiç olmamış. Bunlarda hiç çeldirici yok. Karşılaştırmayı buldum. Sonra dedim ki arkadaşlar sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Yani ben, sen ciğercinin kedisi gibisin. Ben sokak kedisi gibiyim aslında. Bu benzetme edatı düşmüş ama burada aslında ne var? Bir benzetme var. Yani burada karşılaştırmayı zaten çok kolay buldun. Daha sonrasında ben ciğercinin kedisine benzetilmiş. Ben sokak kedisiyim şeklinde burada gibileri kullanarak da bir benzetme yaptım. Dolayısıyla hem benzetmem var hem de karşılaştırmam var. Geldim.
Bu parçada anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur diyor. Baktım. Zaten betimleme anlatım biçimi. Olmaz, sil. Açıklama anlatım biçimi, sil. Yani böyle arkadaşlar daha kolay şık eleyebilirsiniz. Gözünüz mutlaka bunlarda olsun. Direkt olarak bunu soruyorsa bunu bulmanız gerekiyor çünkü. Kafanızı karıştırmayın. Kimi şairler şiirin anlamdan çok güzellik yaratması gerektiğini söylerler. Aksi durumda şiirin düz yazıya döneceğini ileri sürerler. Bu konuda Ahmet Anş şöyle demiştir. Şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmeye benzer. Ahmet Ayşim önemli bir şair arkadaşlar bizim edebiyat için. Burada Ahmet Ayşim'den bahsediyorum, adından bahsediyorum ve onun kullandığı sözden bahsediyorum. Ahmet Ayşim demiş ki, şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmeye benzer demiştir diye sözlerime tanık tutuyorum. Yani bir alıntı yapma işlemim var burada. Tanıklık etme, tanık gösterme. Geldim son soruma. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için hangilerinde kullanılmıştır diyor. Zaten burada size kanıtlama gibi bir şey söylemedim. Açıklama, bir anlatım biçimi. Direkt farkındaysanız hiç yukarıya okumuyorum. Hemen baktım şıklarda. Zaten şıkları ben direkt ikiye eledim bile. Nazım'dan saman sarısı, Orhan Veli'den anlatamıyorum, Turgut Uyar'dan mendilimde kan sesleri, Ahmet Tarif'ten Anadolu. Başucumdan hiç ayırmadığım bazı şiirler. Ne yaptım? Bu nedir? Neydi tanımlama? Bu nedir şiirin, bu nedir sorusuna cevap verdim mi? Hayır. Burada ben Nazım'ın şiiri, virgül, Orhan Veli'nin şiiri, virgül, Turgut'un şiiri, virgül vere vere örneklendirmeler yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla sevdiğim şiirleri örneklerime verdim. Şimdi bununla beraber arkadaşlar bu videodaki son sorumdu bu sizinle beraber çözeceğimiz. Sizin için arkadaşlar ben bir ders notu oluşturdum ve ödevlerinizi de yazdım. Mutlaka bu videoyu izledikten sonra hemen ödevlerinizi yapıp daha sonrasında notlarınızı tutmanızı istiyorum. Hepinize çok mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.